Günaydın arkadaşlar. Alışverişimizi yaptık geldik alelacele. Mutfak biraz dağınık kusura bakmayın. Böyle hemen size spontan bir video çekeyim istedim. Çocuğu okula bıraktık geldik hemen işte alışverişimizi yaptık. Burada iki tane fişimiz var. Onlardan bir tanesi 13 euro 22 kuruş tutmuş. Bir tanesi 14,99 tutmuş. Şimdi ne aldık bakacağız. Bu arada ben size şöyle bir şey anlatacağım. Şuna şu tahtamızı, kesme tahtamızı bu tarafa alalım. Hemen torbamızı tezgahımızın üstüne koyalım bakalım neler var. Şimdi normal salata artık ben açıkçası almıyorum, değmiyor. Şu şekilde poşetlerde hazır yıkanmış, temizlenmiş, kurutulmuş, ya daha doğrusu fazla suyu alınmış böyle hazır salatalar var. İçerisinde çok çeşitli 4-5 çeşit salatanın doğranmış hali. Bunların fiyatları ucuz. Yani çok pahalı değil. Bu böyle küçük durduğuna bakmayın. Aslında boşalttığınız zaman büyük kocaman bir kase salata yapıyor. Yani böyle 4 kişi falan salata ihtiyacını karşılayacak miktarda oluyor. Bunun fiyatı ne kadarmış? Hemen buradan bakalım pişimizden. Şuradan bakıyoruz. Feldsalat mix dediği 79 kuruş. İki tane aldım. 1,58 bunun fiyatı. Ondan sonra ne almışım? Muz almışım. Böyle göstereceğim. Muz almışım. Ondan sonra şimdi ben aldığım ürünlerde biyo ürün almayı özen gösteriyorum. Neden? Bunlar da katkı maddeleri, kanserojen yapan maddeler biraz daha az. Ama tabii ki bu biyo malzemelerin fiyatları da biyo. Fiyatları da pahalı. Ama yapacak bir şey yok. Sağlığınız için bunu bu şekilde yapmayı ben tercih ediyorum. Birazcık fazla vereyim ama en azından içerisinde çok daha az kimyasal barındıran yiyecekler yiyeyim diyorum. İşte iki tane elma aldım. Bunların her biri 600 gram bu elma paketlerinin. 4 tane var işte içerisinde. Yani 1200, 1 kilo 200 gram elma. Bunlar 750 gramlık mandalinalar. Üzerlerinde yaprakları da var. İşte 1,5 kilo mandalinamız var. Yaklaşık 1 kilo kadar muzumuz var. İşte bir kutu yumurtamız, 2 tane salatamız, başka neyimiz var? Ha, 3 tane limonumuz var. Bu limonlar da tabii ki biyo. Şimdi bunları normal şartlarda almış olsaydık bu alışveriş yarı yarıya ucuzlardı. Yani hemen hemen aşağı yukarı yarı yarıya ucuzlardı. Bu alışverişin toplam tutarı 14,99. 15 birim diyelim yani 15 lira. Evet. Şimdi ikinci bir torbamız var. Bunda da bir şeyler aldık. Bunda da ne aldık? Bu arada broşürleri de aldım. Yeni gelen broşürleri. Onlara da bakacağız. Değerlendireceğiz. Yani bizim oğlan bunları çok seviyor. Bunlardan aldım ben. Bunlar kroyto baget diyorlar. Normal bildiğimiz baget ekmeğin içerisinde tereyağıyla bir takım otlardan oluşan baharatların karıştırılıp içerisine sürüldüğü kroyte deniyor bu otların şey genel anlamına. Böyle iki tane baget aldım. İşte bu frişkeze dediği taze peynir, labne. Labne peynir. İki tane labne peynir aldım. Ondan sonra evet, iki tane zane aldım. Şılak zane. Bunlar çorbalarda veya soslarda kıvamlandırmak veya lezzetlendirmek açısından çok güzel oluyor. Bir tane de şöyle peynir aldım. Dilim peynir. Şu şekilde. Ha, bir tane de çayım var. Pardon, özür diliyorum. Sallama poşet çay. Yani bu acil durumlar için bu çay. Normalde biz klasik Türk usulü demlikte çay demliyoruz. Böyle yani poşette pek kullanmıyoruz aslında ama işte acil durumlar için. Ha, bir de şunu aldım. Şimdi benim bir kahve makinem var. Nespresso makine. Normalde orijinal Nespresso kapsüllerini kullanıyorum. Fakat Nespresso'nun kapsülleri bunlar. Bunlar orijinal kapsüller. Bunlar biraz pahalı. Yani ne kadar pahalı? Şöyle göstereceğim. Bu Lungo diye geçiyor. Fortezza Lungo. Ondan sonra diğeri de Arpeggio. Bu arkadaki de Ristretto. Bu Espresso için kullanılıyor. Bu mor olanlarda Cappuccino vesaire şeyler için. Bunlar da normal standart düz kahveler için kullanılıyor. Çok çeşitli yani 14-15 çeşit hatta daha belki de 20 çeşit kahve seçenekleri var. Bunlar sertlik derecelerine göre.
Bunlardan 10 tanesi 3,99 diye hatırlıyorum ben. Yani 4 Oreo'ya yakın 10 tanesi. Bayağı pahalı aslında. Ama tad olarak, lezzet olarak kendinizi böyle bu kahve şeyini zevkini seviyorsanız, kahve lezzetini seviyorsanız gerçekten kaliteli. Şimdi ben bunu aldım. Bu da şimdi Jacobs'un. Jacobs da kötü bir marka değil. Yani iyi bir marka aslında. Ha pardon. Bu arada alışverişte 3 tane de şöyle fındıklı çikolatamız var. Olmazsa olmaz. Bu bizim baş düşmanımız. Çok güzel bu çikolata. Yani ben piyasadaki birçok çikolataya tercih ederim. 10 numara. Gerçekten. Müthiş bir çikolata. Yani buna da bu alışverişte de toplamda ne ödemişiz? 13 euro 22 ödemişiz. Ondan sonra zaten sadece kahve burada tek başına. Şurada Yakos Kapsül 3,99 diyor. Evet bak bunun fiyatı da 3,99. Fakat arada tek bir fark var. Burada 20 kapsül var. Burada 20 tane fişeğimiz var. 20 defa atış edebiliyoruz burada. Yani öbüründe 10 tane var. Öbürünün kapsülünü de göstereyim ben size. Hemen şu şekilde. Böyle bizim burada bir de gömme dolabımız var. Şuradan ışığı yakayım ki etrafı görebilirsiniz. Çünkü daha aydınlık değil hava o kadar. Dışarısı güzel, fena değil ama. Böyle bir dolabımız var burada. Burası erzak dolabı. Envai çeşit bütün malzemelerimiz, fazlalıklar, tavalar, tencereler, işte çaydanlık, maydanlık, fritöz. Her türlü şeyleri burada tutuyoruz. Şunun arkasına saklamıştım ben. Evet, burada. Arka tarafta. Bunlar da orijinal espressonun kapsülleri. Bunlar da sadece 10 tane var içerisinde. 10 kapsül var. Bir yerine yazıyorum bunları bakayım. Yazmıyor. Ama 10 tane var bunların içerisinde. 10 tane çıkıyor. Bunlar onluk kutular halinde. Şimdi bu öbürünü deneyeceğim. Bakalım bunun lezzet olarak farkı var mı? Daha önce bir başka bir marka almıştım. Yani hiç hoşuma gitmedi. Ben boş boşuna hatta kaldırdım, çöpe bile attım diyebilirim yani. Şimdi berbat bir lezzeti vardı. Hiç hoşuma gitmemişti. O yüzden şey yapmadım. Şimdi bu alışverişlerimizi ben bir yerleştireyim yerlerine. Ondan sonra kahvemi de hazırlayacağım. Tekrar geliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Birazdan görüşürüz. Evet, geldik, alışverişimizi yaptık. Eşyalarımızı yerleştirdik. Kahvemizi de hazırladık. Şimdi şu şapkayı da çıkartalım kafamızdan. Dışarısı bu aralar soğudu. Artık kış geldi, hissettiriyor. Yani 4 derece falan şu an dışarısı. Biraz serinledi. Bu hafta gerçi daha yumuşak geçeceğini söylüyorlar ama gece 1-2 gün baktım şöyle hava durumuna, raporlara. Eksi 1, eksi 3'lere kadar düşecek. Artık bundan sonra yavaş yavaş havalar soğur. Yani yapacak bir şey yok. Ama gerçi baktığımızda yaklaşık şöyle bir son 5, 7 veya 6 yıldır diyeyim kış pek hızlı, sert geçmiyor. Ya yani benim ilk geldiğim dönemlerde böyle 20-25 santim kar yağdığını ben hatırlıyorum. Kızakla gidip böyle bayağı bir kayıyorduk böyle tepelerden aşağıya. Şimdi artık kar falan gördüğümüz pek yok. Yani soğuk, kuru soğuk da çoğunlukla yapıyor. Bu bütün dünyadaki iklim değişiklikleri sonuçta buraya da yansıyor. Burada da oluyor bu iklim değişiklikleri. Evet, şu kahvenin tadına bakalım. Şuradan bir şeker atalım. Bu aralar biraz fazla kilo aldığım için hafif işte diyet yapmaya çalışıyorum. Ne kadar yapabilirsem. Belli bir yaştan sonra biraz da zor oluyor açıkçası. Yani artık yaşımızda genç değil maalesef. Evet. Nerede kalmıştık? Ha, alışveriş. Şimdi dediğim gibi bu biyo yiyecekler organik, daha doğrusu Türkçe olarak organik diye geçiyor bu biyo dediklerimiz. Organik yiyecekler biraz normal fiyatların iki misli falan diyebilirim hakikaten. Evet, çok güzel. Kahve hakikaten çok güzel. Çok yumuşak, güzel bir kahve. Evet. Değişik. Evet, uygun bir fiyata kahve bulduk sonunda. Güzel. En azından yarı yarıya kahve masrafını düşürdük. mesela burada şuradan bakacağım, mesela şimdi burada elma mesela 2 euro 19 diyor kilosuna. Daha doğrusu kilosu da değil, 650 gramdı hatırladığım kadarıyla. Şimdi bu normal, mesela 1 kilo elma almaya kalksanız burada ne ödersiniz? En ucuz elma 1,20 kilosu falan civarında. Kaliteli, daha kaliteli elmalar var. İşte Pink Lady gibi.
Onların fiyatları 2-2,5 buluyor kilo bazında. Tabii ki ama burada baktığınızda bu kilo değil. 2,19'da siz 650 gram alıyorsunuz. Hemen gramaj olarak düşük. Yaklaşık kilo, yani kaliteli bir elmanın kilo bazından tabii bir 300-400 gram eksik almış oluyorsunuz. Limon mesela burada tanesi 69 kuruş. Bayağı pahalı. Ama normal mesela bu filelerin içerisinde böyle üçlü dörtlü vaziyette limonlar satılıyor mesela. Onları alsanız 3-4 tane limona 69 kuruş veriyorsunuz. Burada tanesi 69 kuruş. Tabii ki burada biraz pahalı. Ama dediğim gibi yumurta mesela burada 2,69 diyor. 10 tane yumurta için, pardon, 2,59. Şöyle göstereyim. Ondan sonra yumurta 2,59. Şu en altta şurada bakayım nerede? Heh. Bio Aya diye şurada gösteriyor. Bio Aya 2,59. Ondan sonra bu tabii normal mesela yumurta almaya kalkarsanız alırsanız bu tabii ki bunlar hem gezen tavuk hem de doğal yemle besleniyorlar. Bunlara şey verilmiyor. Suni yemler, katkılı gıdalı yemler verilmiyor. Bunlar doğal beslenerek geziyorlar. Yumurtalar gerçekten lezzetli oluyor. Tam yani köy yumurtası dediğimiz yumurta oluyor. Yemleme yapılmamış oluyor bunlara. Şimdi bir de bunları tabii ki böyle kafeslerin içerisinde hapishane gibi sadece oturduğu yerde böyle gıt gıt pıt aşağı bırakan cinsleri de var. Onlar tabii ki artık fabrikasyon. Fabrikada araba üretir gibi yumurta üretiyorlar. Seri üretim. O paketin yumurtası 1 euro. 10 tanesi 1 euro. Yani yarıdan bile daha ucuz öyle söyleyeceğim. Tabii bu dediğim gibi bu işte toplamda bu yaptığım alışverişi aslında şey yaparsanız bu 14, 13, 27, 20, 28 euro'luk bir alışveriş bu. 28 euro yerine 14 euro öder çıkardınız bu aldıklarımın tamamına veya bilemediniz 15 euro öder çıkardınız. Bu aldıklarımın tamamını alıp çıkardınız. Böyle kısa bir video olsun istedim. Kısa bir video paylaşmak istedim. Bugün benim boş günüm. Almanya'da bu iş çalışanların 2 gün, haftada 2 gün izin hakkı var. Sizin. Bu arada bardağım da çok güzeldir. Yani bunlar özel, özel bir seri. Böyle göstereyim. Tabağı falan da çok afilli böyle. Almanya'da çalışan insanların haftada 2 gün izin hakkı var. Şimdi iki tip burada çalışma sisteminde izin hakkı var. Bir tip pazartesinden cumaya kadar çalışıyorsunuz. Cumartesi pazar evdesiniz. Sabit. Diğer tip de benim çalıştığım sistemde olan tip roll Freitag diye geçiyor. Yani dönen izin. Pazar günü sabit. Pazar hep sabit oluyor. Onun dışındaki günler haftadan haftaya kayarak devam ediyor. Mesela bu hafta benim şimdi salı. Bugün salı günlerden. Bugün salı ise haftaya çarşamba. Ondan sonraki haftaya perşembe. Ondan sonraki haftaya cuma. Cumartesi geldiği zaman cumartesiden sonra gelen hafta pazar sabit olduğu için pazartesi otomatik veriyorlar size. Buna da Almanca'da Langes Wochenende de deniyor. Yani uzun hafta sonu. Cumartesiden pazartesiye kadar böyle bir 4 günlük uzun bir hafta sonunuz olmuş oluyor. Bu şekilde. Aslında bana sorarsanız sadece cumartesi pazar izinli olmaktansa hafta içi de bir gün bu şekilde izinli olmanız bence daha güzel. Neden? Mesela belediyede işiniz varsa veya işte doktorla randevunuz varsa, doktorla bir işiniz varsa bu işleri çok rahatlıkla bu şekilde halledebilirsiniz. Eğer hafta içi, çünkü eğer hep çalışıyor, sadece hafta sonu yapıyorsanız hafta sonu belediye açık değil cumartesi günleri, pazar günleri. Oradaki işinizi iş yerinizden hep izin alarak halletmek zorundasınız. Eğer vardiyalı çalışıyorsanız vardiyayı uydurarak uykunuzdan bu sefer de feragat ederek çalışmak zorundasınız. Halbuki benim bu şekilde hiçbir şeyden feragat etmeme gerek yok. Ne uykumdan ne izin günümden hiçbir şeyden ödün vermeme gerek kalmıyor. Direkt gidip işimi halledebiliyorum. Doktor randevularımı ben izin yani benim boş olacağım günleri bildiğim için yani bundan 1 yıl sonrasını bile bilebiliyorum. Çünkü sayıyorum hafta bazında saydığınız zaman zaten çıkıyor ortaya yani bunda şey yok. Bu hafta bu öbür hafta şu. Yani sayabiliyorsunuz yani hiçbir sorun yok. O yüzden mesela izin tatil planlarını yaparken uçak biletini alacağım zaman hafta sonuna denk getirmeye çalışıyorsam onu da bakabiliyorum. Hani geliyor mu gelmiyor mu uyuyor mu. O yüzden hani bu şeyde
Bence bu daha avantajlı. Daha güzel yani bana kalırsa. Ama tabii ki öbürüne de alışmış olan insanlar için cumartesi, pazar, hafta sonu evde olayım. Diğer insanlar için de tabii ki o da daha farklı bir şey. Ama dediğim gibi burada bir takım şeyleri hallettirmek istiyorsanız hafta içi kendi şeylerinize ödün vermek zorundasınız. Ama bu şekilde benim sistemde, çalıştığım sistemde hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Evet, öğleden sonra belki bir tane bir garaj videosu çekeceğim. Onu da koyacağım bununla beraber. Ayrı ayrı koyacağım bunları. Bu alışveriş için böyle ufak bir video yaptım. Ondan sonra böyle eşofmanları çektim üstüme. Hemen sabah çıktım, oğlanı okula bıraktım. Ondan sonra da oradan hemen gittim, alışverişimi yaptım. Şimdi belki biraz yatarım, istirahat ederim. Daha sonra Murat'ın midyeli pilav tarifine uyaraktan şöyle güzel bir midyeli pilav yapayım. Kendisi yaptı, yedik. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuştu hakikaten. Hatta tencerenin yarısından çoğunu da bana yedirdi. Gördü beni tabii böyle iri yarı. Dedi ki sen yersin, gel kardeşim dedi. Şunları da götür. Onlar sağ olsun. Allah razı olsun kendisine. Teşekkür ediyorum tekrardan. Belki de işte bu sene sonu, yani yılbaşına yakın bir zaman veya yılbaşından sonra Ocak, Şubat gibi belki de buraya gelecek kendisi. Yani biz tabii aslında bunu böyle söylüyorum ama Sabri Nanos benim kanalımı izlemiyor. Onda bir sıkıntı yok, o yüzden söylememde. Sabri'ne sürpriz yapacak. Buraya uğrayacaklar. Buradan da Amsterdam'a geçecekler. Böyle bir plan var aslında. Kafasından böyle bir şey geçiyor. Bakalım. İşte kısmet olsa belki bakarsınız. Birlikte de bir yayın yaparız. Neden olmasın? Yani beraber yan yana şöyle güzel hoş bir sohbet de yapabiliriz. Rakı balık da yapabiliriz. Tabii kalacak mı kalmayacak mı kendisi bilmiyorum. Aslında daha önce benim yapmış olduğum hani güzel böyle bir rakılı balıklı bir sofra vardı. Kendisi onu görüp de ya beni de canımı çektiriyorsun birader diye sitem ettiydi bana. Ben de söz verdim kendisine. Dedim gel dedim, sana da istediğin kral sofrayı kurarım yani. Hiç sorun yok bunda dedim. Sıkıntı yok dedim. Ondan sonra bakalım işte, inşallah o da işini gücünü ayarlar, iznini ayarlar, atlar gelir. Şöyle güzel yan yana muhabbet ederiz. Tekrar bir dostluğumuzu bir pekiştirmiş oluruz bu şekilde. Evet. Anlatacaklarım bu kadar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Sorularınızı sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz konuları söyleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz konular üzerine de video çekerim. Hiç sorun yok. Elimden geleni yaparım. Yani benim burada amacım aman çok likelanayım, aman çok oradan beğeni alayım, işte çok izlensin, şu kadar olsun, bu kadar. Ben hiç böyle bir niyetim yok. Ben sadece buradan buraya gelmek isteyen kişilere bilgi vermek istiyorum. Buradaki yaşam hakkında bir takım şeyleri göstermek istiyorum. Öyle açlıktan ağzımız kokuyor falan diye de sakın söyleyenlere inanmayın yani. Tamam mı? Böyle kokan mokan yok. Kimsenin açlıktan ağzı kokmuyor. Alışveriş mağazalar, dükkanlar hınca hınç dolu. Tıklım tıklım oluyor. Hele hele ben size bir ertesi günü bayram olan, bayram veya böyle resmi tatil olan bir günün öncesini ben size çekeyim. Dersiniz ki ne oluyor, savaş mı çıktı, insanlar kıtlıktan mı çıktı diye. Bu ne alışveriş böyle diye şaşkınlıkla seyredersiniz. Çünkü şimdi bizim Türk usulünde şöyle bir şey var. Biz aldık mı 1 kilo 2 kilo alıyoruz. Böyle yani adeti fazlasını fazlayla alıyoruz. Veya ne bileyim işte hani ben özellikle aldığım zaman biraz fazla miktarda alıyorum. Yani en çok da bozulmayacak gıdalar. Yani bunlar nedir? İşte zeytinyağıdır, işte Nutella'dır, ne bileyim atıyorum işte rakıdır veya işte aklıma gelmiyor işte kahvedir vesairedir. Mesela bunun gibi şeyleri indirime geldiği zaman bunu ben veya denk getirmişsem bunu ben ciddi miktarda alıyorum. Yani öyle 3 tane 5 tane falan değil mesela. Yani tarihinin ne kadar gittiğini, bu tarih içerisinde ben ne kadar harcayabildiğimi ben farkındayım, biliyorum. Onun hesabını yaptığım için o hesaba göre ona göre alışveriş yapıyorum. O yüzden de aşağıda bir kilerim var, depom. Orada bu fazlalıkların hepsini orada barındırıyorum. Orada duruyorlar. İhtiyacım oldukça gidip oradan alıyorum. Neyse. Garajla beraber kileri de çekerim. İkisini birlikte birleştirir, size anlatırım, atarım. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.